Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Aatrox oynayacağım. Aatrox üzerine bir oyun olacak. LoL izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan başlangıç eşyalarımı aldım. Bizim çocuklar invade'e gidiyorlar. Çok geç kaldım maalesef. Keşke daha erken gidebilseydim ama video açılışı yapmam gerekti. Bir dahakine buna dikkat edeceğim. Invade olacağı pozisyonlarda riski atamam. Şimdi herhangi bir yeteneğimi açmadım. Burada belki bir trash hook atar. W'muzla birlikte bir pozisyon falan. Oy, şaka yapıyorsun sen. Bu arada Thresh görmediği yerden çekti ha onu. Ay, şaka yapıyorsun Silas. Abi ciddi olamazsın. Çok güzel bir Thresh kullandı. Güzel düşündü ama şu an hem E yeteneğiyle başladı hem de onu kaçırdı yani. Allah'ım yarabbim. Neyse, sağlık olsun. Ben burada Q yeteneğimle başlayacağım arkadaşlar. Q yeteneği başlangıcı çok önemli. Hem seri bir şekilde orman kampını kesebileceğiz. Hem de zaten alan etkili bir hasar bıraktığımız için çoklu orman kamplarını kesmemiz de kolay oluyor. Aatrox Jungle şu an yapılabilir durumda. Sizler de deneyebilirsiniz. Ana ürünümüz burada elektrik var. Özellikle elektrik var tercihinde bulundum. Çünkü elektrik verden daha fazla verim alıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ani burst bir demeyi çıkartmak adına. Early game'iniz birazcık kırılgan olacak. En azından ilk eşyanızı tamamlayana kadar birazcık sabırlı olursanız daha sonrasında devam gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Şu arkadaşları bir keselim. Çarpımı saklıyorum. Bu arada karşı ormanda da Warwick varmış. Warwick çok sıkıntı olmayacaktır bana. Hani yakalarsa tabii ki kesme potansiyeli var. Ama ona o imkanı sunmamaya çalışacağım. Elimden geldiğince onunla 1v1 atmaya çalışmayacağım. Yani sonrasında takımla birlikte kesme potansiyelimiz var. Ama şu dakikalarda pek ihtimal vermiyorum. O yüzden riskli bir durum olabilir bizler adına. Helal. Orada Yasuo'yu bot lane'e vermişler. Nişancıları yok. Bunun eksikliğini fark edeceklerdir. Warwick bu arada buraları temizlemiş. Kutlarını falan mı gittin? Aynen, tahmin ettim gibi. Çocuk direkt kendi jungle'ına dönmüş. Nehre hiç inmediği için. Dedim belki Yampire Engage falan gelir de. Denemedi. Bir mana problemimiz yok tabii ki. Hani bu bakımdan şanslıyız. Aa, Mundo'muz bizim. Geç mi bağlandı? Aynen, o birazcık sorun. Hemen mavi güçlendirmeme gideceğim ama öncesinde şuradaki Yampiri yengeci kesersen güzel olur. Altını burada Warwick'e bırakmayalım. Şimdi Riven'ın elinde bir tecrübe avantajı var. Mundo'ya baskına gitmek isterdim ama Riven bu kadar ilerideyken, önde oynuyorken. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ölürüz yani. Burada sıkıntı yaşama potansiyelimiz çok fazla. Ben şu arkadaşı bir alayım. Mundo o sırada 3 level olursa çok çok güzel olur. Geleceğim, geleceğim. Sakin. Normalde Mundo bu kadar gerideyken baskın atmak da pek mantıklı değil de işte. Yani. Niye o kadar zorladı bilmiyorum. Tutuşturu falan da var. Bayağı bir geri düşecek ya. O çocuğun işi çok zor yani o koridorda. Ben bile yardımcı olamam yani. Şu an gidip sadece minyon biçmesi lazım o çocuğun. Başka hiçbir şey yapamaz. Bu arada Warwick şu an ne yapıyor bilmiyorum. Ormanın üst tarafını temizlemiştir muhtemelen. Baskın atabileceği tek koridor şu an Silas gibi duruyor. Üst ormanı temizlediyse bot lane'e gitmeyecektir zaten. Ben şöyle Silas'ın arkasında kalabilirim. Herhangi tehlikeli bir durum olursa Silas'a yardımcı olabiliriz bu sayede. Aslında bot lane'e de gitmeyi çok istiyorum bir yandan ama. Deneyelim bot lane'i. Hadi bir bot lane deneyelim. Çarpım olsaydı kuşlarımı alacaktım. Ama şu an çarpımız yok. Bu da bu arada Vision aldılar. Vision da aldılar galiba. Emin değilim. Ama buraya baskın atmak istiyorum.
Reşim Feneri ile birlikte bir şeyler yapabiliriz belki. Beni daha görmediler burada. Warwick de burada. Bu arada Warwick gelirse burada 3 ve 3'ü yapabilir miyiz emin değilim. Cambarım çok az, çok kırılganım. Hiçbir şey yapamayabilirim yani. Şurada Warwick var. Ya burada doğru kişiye odaklanmamız gerekiyor sadece. Çok güzel. Ya orada W'mu kaçırmış olsam dahi yine de iki tane skor geldi. Ve Nautilus hiç tahmin etmediğim kadar fazla bir hasar yedi orada. Ben o kadar hasar yemesini beklemiyordum. Şimdi Warwick burada kulesinin altındaki minyon dalgalarını temizleyecek ve tecrübede bana karşı üstünleşecek. Kırmızı güçlendirmeme gelmem lazım. Ondan öncesinde arkadaşlar Cloverfield'ın savaş çekicini tamamlıyorum. Bir de çizimimi alıyorum. Bir tane de Pink Ward. Güzel bir başlangıç. Cloverfield başlangıcı yaptım. Yetenek kitimin bekleme süresini azaltmam lazım. Çünkü yeteneklerimin cooldown'u şu an çok çok fazla. Azaltmazsam sorun çekerim. Bu arada şu an farm farkı 30 CS'e çıkmış top lane'de. Bir kere daha öldüm bunda maalesef. O adam iki kere mi tutuştur atıyor abi? Yani daha demin tutuştur attığını söyledi. Şimdi tekrar tutuştur attığını söylüyor. Keza bunda geç bağlandı yani. Üzücü. Oy, ümitte bir trade var. Bir kata devam etmedi. Bekliyorum Katarina'nın hareketlenmesini. De çok safe şu an Katarina. Hadi bir hamle yap ya. Şuraya atlarsa kesebiliriz de atlamayacak herhalde. Tamam, güzel, sıkıntı yok. Flash'ini aldık Katarina'nın. Zaman kaybettik ama Katarina flash'i değerli bir hedef yani. Şu dakikalarda Katarina'ya geri düşürsek sonrasında bize karşı problem olmaktan çıkacak. Bu arada orta koridora hala yakın kalacağım da bizim çocuk çok riskli bir hamle yaptı. Okey, tamam. Top lane'e bir şey yapamam. Mundo çok geride. Gitsem dahi kesemeyeceğiz. Yani kamplamamın falan bir anlamı yok. Öyle bir mantığa girmeyin. Kazanan koridoru oynamanız her zaman sizin için daha iyi olacaktır. Burada muhtemelen Vision'ları var. Tekrar bir ninja baskın atmaya çalışabiliriz buraya. Vision mı var? Yapacak bir şey yok, geri çıkacağız. Visionlamışlar burayı. Sıkıntı yok, birazcık daha olsa güzel vurdu. Tecrübelere ortak olmak istedim. Allah Allah, Mundo'ya bak sen. Tamam, Mundo'ya baskın atabilirmişiz o zaman. Çok da kaybetmiyormuş. Warwick de top lane'de vakit kaybediyor. Aynı zamanda 6 level olduk ama bir 10 CS üstün. Tabi koridor minyonlarını almasının da burada büyük bir payı var. Bizim bot da güzel bir şekilde kestiler. Katarina zaten çok fazla kulesinin altında oynuyor. Çok iyi be abi. Tristan Allah'tan orada E yeteneğini güzel bir şekilde değerlendirdi de. Mavisi de yokmuş. Benim bir yerlerden skor çıkartmam lazım. Katarina buradaki Pink Ward'a hala bulaşmadı.
Oyun fazla seyif geçiyor ya. Yani bireysel olarak alınıyor skorlar. 8 skor alındı. İkisine katkımız var ama mesela bot lane'de 5 skorluk bir oyun dönüyor yani. Ayakkabı olarak da ninja tabii alacağım. Çünkü karşıda AD karakter sayısı fazlalıkta. Ha, kitle kontrolleri de var ama şu kompa karşı ninja tabii daha çok işime yarayacaktır. Şimdi top lane'e baskın atılır hocam. Geliyorum top lane'e. Oy 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 oy. Aa, flash'ını attı. Güzel. Warwing'in flash'ını almış olması güzel. Orada Riven base'e mi gitti ki? Gitmemiş. Geliyorum hocam tapa. Şurada da Vision falan yok ama işte. Aa, Riven da totemsiz oynuyormuş zaten. Kuşlarsa burayı çok rahat keseriz. Tamamdır, güzel. Rhyme'da teleport olmadığı için bu koridoru bu kadar ittim. Şurada W'mu yine failledim. Önüne minyon geçti maalesef. Yapacak bir şey yok. En azından da hasar yeterli oldu da çocuk bizden kaçamadı. Onu şu an alabilir miyiz bilmiyorum ya Umdocuğum. Ama Katarina öyle, hadi deneyelim. Warwick de alevecilerini alıyor olabilir yani bunun karşılığında. O da biraz sıkıntı. Bunu da bana bıraktı. Süper. İyi, bu başlangıç fena değil. Keşke alevecileri pitinde Vision olsa. Orada görüş bizim ellerimizin altında olsa çok hoş olurdu. Ölme tutuşturan. O Q'yu atmasa ölmeyecekti çocuk. Niye atıyorsun ki o Q'yu? Dediğim gibi o Q'yu atmasa o çocuk hayatta kalacak, biliyor musunuz? Canını azalttı yani. Q'yu tuttursa tamam, eyvallah, can kazanır. Ama Q'sunu tutturamadı. Kendisini öldürmüş oldu yani orada kendi hatasıyla. Neyse, koridor minyonlarından birazcık daha tecrübe alırım. Riven burayı sonuç olarak bayağı pushluyor. Buradaki bütün minyon dalgasını biz temizledik. Buranın altını fazlasıyla aldım. Base'imizi atalım. Alametimiz var. En kötü bot lane'de kullanır. Değerlendiririz. Verimimizi alırız. Şimdi ben ilk olarak çarp eşyamı tamamlıyorum. Mavi çarp eşyası tercihinde bulundum. Elimizin altında olsun. Birazcık daha fazla hasar çıkartalım. Orman kamplarını. Bu arada Warwick'te 1-0-1 ha. Silasımız çok güçlü durumda. Katarina'ya 40 CS farm farkı atmış. Bot lane'de sen zaten 20 CS üstün. Orada da büyük bir fight var. Tristana'yı bayılttılar ya. Kata falan da gitti. Heh, yetişemeyeceğim. Çalamadım. Çalabilseydim güzel olurdu da yeterli olmadı maalesef. Orada 10 can falan gördüm ama olmadı. Çarpımı attım. Maalesef rakipte kaldı. Şu anda tutuşum. Çok güzel. Burada double kill'imizi çıkartmış olduk. Şöyle E yeteneğimi güçlendirerek devam ediyorum. Burada kullanacağımız bir alamet var. Bunu hemen bot lane için kullanabilirim ve bot kuleyi alabiliriz. Hadi bakayım.
Ya bizim çocuklar aldılar bile kuleyi ya. O zaman burada Botike'ye yürüyeceğiz. Warby falan da kendi üzerimize çekeceğiz. Ama Silas da gelebilir. Ultim de yok. Birazcık sıkıntı bir durum. Rayon falan da geliyor. Çıkmamız lazım gençler. Alamet bir kere bile kafa attıysa yeterli. Hepsi burada. Oy, olsar mı? Hadi Tristan'ı kesersin sen onu. Çok güzel. Ben tutuştur falan yedim mi? Ha. Çok güzel zaman kazandırdı. Helalsin Tristan'a. Da burada Nautilus ultisi gelirse sıkıntı. Güzel Mundo da yetişti. Fena bir takım savaşı değil ya. Süper. Silas'ın bu arada hasarı çok fazla. Şimdi ben bunun peşinden hemen ölümün dansına gideceğim. Benim can çalma etkilerim falan da arttıracak. Yine bir bekleme süresinde azalmaya kavuşmuş olacağız. Sıkıntı yok ya. Mavimizi de alalım. Ha, Silas'a bırakalım. İyi, çok kötü kullan. Warwick bu arada AD kasmaya devam ediyor. Bir tek çarp eşyasını candan yana kullandı şu ana kadar. Yani Tiamat'ından daha da fazla verim alabilirdi o çocukta. Katarina'nın ultisini çok fazla hasar yedim. Yani direkt 700 damage yedim orada. Yasuo'yu kestik ama yeterli değildi. Şimdi şuradan şu parça da gelsin elimizin altına. Bot 2 aldık karşılığında. Bence güzel bir trade. Hani iki skor karşılığında hem bot 2 hem de hatta 2'ye 1 bir trade oldu. Karşılığında bir de bot kulesi. Mid kule düşmezse tabi kardır da. Bizim Tristan'ın şu an çok güçlü, Silas çok güçlü. Ben fena durumda değilim. Bir eşyaya daha ihtiyacım var sadece. Ölümün dansı gelsin. Çok rahat edeceğiz. Bunu öldü galiba. Bunun o çocukla savaşmaması lazım. Artık o çocuğu salması lazım ama. İnatla bir fight arıyor onunla. İnatla. Çok zaman kaybettirdi bize Riven. Top lane'in tutulması gerekiyor. Orta koridorun tutulması gerekiyor. Ama Nautilus da şu an Katarina sattılar herhalde. Şu Katarina'yı kestik. Geliyorum Silas'cığım, ölme. Bu nedir ya? Şu okyanus ejderine doğru koşsam güzel olur. En azından bir Drake'imiz var burada. Warwick falan nerede bilmiyoruz. Yasuo da buralardaymış. Hızlı bir şekilde çıkartmam lazım. Bir de ultimizin bekleme süresi de çok fazla. Bunu da mümkün olduğunca kısaltmamız gerekiyor. O yüzden erken seviyede aldığımız bütün bekleme süresinde azalma eşyaları bizim için büyük bir kar teşkil ediyor. Çok güzel.
Warwinds falan gelmiştir diye tahmin ediyorum. Şu an benim burada yakalanmamam lazım. 25 skorun 9'una katkımız var. Şöyle baktığımda en fazla skor katkısı zaten Silas'la gibi gözüküyor, 12 skor katkısıyla. Sonrasında da biz mi geliyoruz? Yok, Thresh falan varmış. Thresh Tristana. Ryan yok etti, yok etti. Şu kesilir mi? Güzel. Ama yine worth bir trade değil. Tristana'yı çok çabuk eritmişler. Ryan beni yok etti zaten. Orada bir de ben kuleden bir hit de yemişim. Kulenin altında aslında çok fazla kaldık. Orada oynamayacaktık aynı. Çocuk da doğru söyledi. Pink Ward'umuzu da alalım. Acaba Nautilus mu kullandı, tutuşturur Ryan mı kullandı? Şu an en güçlü durumda olan karşıda Ryan. Onunla mücadele etmek pek mümkün olmuyor. Üzerinde Ninja tabi de olsa çocuk yani çok can yakıyor. Şurada zaten engage'ini yaptı, bayıldım. Ama o tower'ı ona vermeyeyim. Bunda belki birazcık daha oyuna erken bağlanmış olsaydı Ryan'ı karşısında tutardı. 2 skor vermezdi en azından. Sonrasında da 1v1'de çok rahat keserdi yani o çocuğu. Katarina'yı keser mi Tristana ile? What? Geçemedim. Şuradan demin geçmiştim, şimdi kalın geldi, duvar geçmedi. De görev de yok ya şu an. Bu adam da haşmetliye gidiyor. Silas'ın dikkat etmesi lazım. Nautilus da oralara yakın. Oh. Geliyorum gençler ben de oraya. Arkadan Nautilus da Yasuo gelecek mi? Pingim girdi. Nautilus'a da bulaşamayız şu an. Aa, Riven'ı kesin böyle. 2v1'de keserler herhalde. Oy, çok güzel hasar vuruyor var ya Tristana. Tristana belki bu kadar kar topuna bağlanmasa bu oyun bizim için çok zor olabilir, biliyor musunuz? Geldim abi. Sal beni. Helal be Silas be. Yok etti çocuk. Süpersin sen Silas ya, var ya aşırı güzel oynadı. Orada hayatta da kalmadı, benim hayatımı da kurtardı. Helal olsun çocuğa. Şimdi bunun peşinden bir karabalta da mantıklı bir tercih olabilir. Sterak da mantıklı bir tercih olabilir. Hayatta kalmamız, bekleme süresinde azalma falan filan. Şuna bir gidelim ya, biz bir karabaltamızı alalım. Ardından bir görkemli zafer falan rushlayabilirim. Yine hem defansif açıdan iyi olur, hem de engage yapmamızı kolaylaştırır. Bayağı bir kolaylaştırır hatta. Ve rakipte nişancı yok ya. Onun da çok büyük artısı oluyor şu an bize. Eğer nişancıları olsaydı sorun yaratabilirlerdi. Şimdi Riven top lane'deyken bizim şu Drake'e başlamamız lazım. Yalnız Katarina da güçlenmiş durumda. O da çok can yakacak.
Çok güzel. Flash de yokmuş hatırlıyorsun. Şu an Baron da free. Baron pitine de bir yapışırız. Baron'umuz da olur temizinden. E yeteneğimi de maksimum seviyeye getirdim. Ultimi de bir maxlasaydım güzel olurdu. Yalnız çarpımı şu an Riven için kullandım. Çok büyük bir hata yaptım. İyi, Mundo da oyuna geri döndü. Bizim oyunumuz bitti mi? Güzel bitmiş oyun. Silas'ı bu arada tebrik etmek lazım. Yanı sıra Thresh'te Tristana'yı da aynı şekilde. Gayet güzel. Güzel bir takım oyunu oldu. Yani Mundo her ne kadar geç bağlanmış olsa da yani en çok güçlenen Riven oldu ama yine de diğer taraflar pek fazla güçlenemediği için, diğer koridorlar çok geride kaldığı için destek çıkamadı bari Riven'a. Thresh bu arada süper bir hukuk attı. Çok güzel. GG. Arkadaşlar Aatrox Jungle'da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.